Bazen hiç beklemediğimiz kişiler bizlere yardım eli uzatabiliyor. İnsanların yardıma muhtaç kişileri fark etmesi aslında o kadar da zamanlarını almıyor. Bize destek olmak için videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bundan yıllar önce 27 yaşındaki bir kadın sıra dışı ve bir o kadar da güzel bir olayı tecrübe etti. Hikaye kötü başlıyor. Kadın Londra'dan seyahat ederken tek başına trene bindi. Beklenmedik şekilde nöbet geçirerek yere düştü ve gözlerini bir hastanede açtı. Yanında da tanımadığı birisinin kendisine bıraktığı bir not vardı. Genç kadın kendisine bırakılan nottan çok etkilendi. Not Tom adında hiç tanımadığı biri tarafından yazılmıştı. İşte notta yazanlar. Umarım bu notu okuduğunda kendini iyi hissediyor olursun. Trende nöbet geçirdin ve ben seni yerden kaldırdım. Başını bir yere çarpmadın ama bir bacağını incitmiş olabilirim. Çünkü yerde kriz geçirdiğini fark etmeden önce üzerine bastım. Özür dilerim. Ayrıca yanında kalamadığım için de çok üzgünüm. Ama buraya seni kendine getirecek bir kahve ve evine gidebileceğinden emin olmak için 10 euro bırakıyorum. Ne yazık ki başka param yok. Umarım çok uzak bir yerde yaşamıyorsundur. Telefon rehberinden birkaç kişiye ulaştım. Acil yardım yolda. Neyse ki burada tren personelleri yanında. Senin için her şeyin en iyisini ve acilen iyileşmeni diliyorum. Sevgiler, Tom. Kadın tanımadığı adamın kendisine yaptığı büyük iyilikten çok etkilendi ve adamı bulmaya karar verdi. Adamın bıraktığı notla beraber mesajını Facebook'ta paylaştı. Genç kadının aradığı adamı bulması için gönderiyi binlerce kişi paylaştı. Kadın, yaşanan bu olay hakkında herkes Tom'a hayran kaldı. Birçok insan Tom'un nasıl göründüğünü, ne iş yaptığını ve nasıl birisi olduğunu merak ediyor ve Tom'la tanışmak istiyorlar ifadesini kullandı. Genç kadın Tom'la karşılaşınca ilk olarak ona olan borcumu öderdim ve sonrasında yaptığı şey için teşekkür ederdim. Kendisi bütün övgüleri hak ediyor diye konuştu. Yaptığı şey çok kibar bir davranıştı. İnsanlara yardım etmek başka, Tom gibi üzerine bir şeyler katarak yardım etmek bambaşka bir şey. Soğut firmasında çalışan ve olay sırasında trenin başında olan makinist de Tom'un gerçekten bir kahraman olduğunu düşündüğünü söyledi. Makinist, Tom adındaki gizemli adamın yaptığı iyilik yolcularımızın ne kadar düşünceli ve iyi insanlar olduğunu gösteriyor dedi. Peki daha sonra ne oldu? Sizce kadın kahramanını bulabildi mi? Maalesef hayır. Olayın üzerinden tam bir yıl geçti. Twitter'da hala Tom'u arıyor. Kadının kurtarılma hikayesi haber ajanslarında da boy gösterdi. Kısa süre içinde haberlere konu olan kadın, yaşanan olay karşısında hala çok şaşkın ama Tom'u hala bulamadı. Belki de bulunmak istemiyordur ya da haberleri izlemiyordur. Olaydan birkaç ay sonra kadın Facebook hesabından yaptığı bir diğer açıklamada henüz Tom'a ulaşamadığını yazdı. Notumu paylaştığınız için hepinize teşekkürler. Bu kadar çok yayılmış olmasına gerçekten çok şaşırdım. Önümüzdeki birkaç gün içinde bir şeyler olacak mı göreceğiz. Hafta sonundan sonra gelişmelerden haberdar edeceğim. Çok teşekkür ediyorum. Umarım onu buluruz dedi. Umarız ki Tom kendisinin arandığından bir an önce haberdar olur ve kendisine bizzat teşekkür etmek isteyen genç kadınla buluşturulabilir.